Bir önceki videoda Birch indirgenmesinin mekanizmasını incelemiştik. Bu videoda ise Birch indirgenmesinin sütsütüye bir benzen halkası üzerinde nasıl uygulandığına bakacağız. Şimdi benzen halkanızda bir sübstituent bulunuyor ve buna sodyum, sıvı amonyak ve bir de alkol ekliyoruz. Sübstituentimiz burada hangi karbonların indirgeneceğini etkileyecektir. Yani örneğin halkamızda bir elektron çeken grup varsa burada Y sütsütrentine bağlı olan karbon indirgenir. Fakat halkamızda bir elektron veren grup varsa bu kez Y sütsütrentine bağlı olan karbon indirgenmez. Bakalım bu mekanizmaların biri bunun nedenini açıklayacak mı? Elektron çeken grupla başlayalım. Şimdi burada benzen halkamızda elektron çeken grup olarak bir ester grubu yer alıyor. Ve tabii bir değerlik elektronu olan sodyumumuz da burada. Şimdi bu mekanizmayı yapmaya başlayacağım. Ama bunun neden böyle olduğu sorusunu şimdilik pas geçiyorum. Mekanizmamızı tamamladıktan sonra ayrıntılı bir şekilde cevaplayacağım. Şimdi sodyumun bu değerlik elektronu bu karbona gidecek. Tabii buradaki bağda iki elektron bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bu karbona geçerken diğeri ise bu tarafa geçecek. Şuradaki diğer bağda da aynı durum söz konusu. Bu elektronlardan biri şuraya geçerken, diğeri ise bu karbona geçecek. Evet, öyleyse tüm bu elektron hareketliliğini şöyle yan tarafa çizerek gösterelim. Üste ester grubumuzu olduğu gibi çizelim. Şimdi bu karbon sodyumdan bir elektron aldı ve ayrıca bu bağdan da bir elektron aldı. Böylece karbonun artık eksi bir formal yükü olmuş oluyor. Tabii bu kısımda da bir pi bağı oluşturduk. Diğer tarafta ise bir pi bağımız zaten vardı. Ve son olarak bu karbonda bir elektron elde ediyor. İşte radikal anyonumuz bu şekilde. Elektronları takip etmekte zorlandıysanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca mekanizmayı gerçekten iyi öğrenmenin biraz zaman alacağını da unutmayın. Yani gerekli olduğu kadar pratik yaparsanız iyi olacaktır. Mekanizmanın bir sonraki adımında protonasyon olacağını biliyoruz. Şuraya alkolümüzü çizelim. Buradan anyonumuzu protonlayacağız. Yani bu elektronlar buradan bir proton alacak ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Bunun sonucunu çizecek olursak önce pi elektronlarımızı yerlerine koyalım. Üste elektron çeken grubumuz yani esterimiz bulunuyor. Tabii bu karbon üzerinde bir tane elektronumuz mevcuttu. Şimdi alttaki bu karbonun hala hazırda bir hidrojenle bağı vardı. Ve buradaki elektronların alkolden bir proton almasıyla karbonun bir tane hidrojenle daha bağı oluşuyor. Mekanizmamızın üçüncü adımına geçiyoruz. Şimdi bir elektronla başlamıştık. Sonra protonla devam etmiştik. Dolayısıyla üçüncü adım yine elektron olacak. Değerlik elektronu ile beraber ortaya çıkan başka bir sodyum düşündüğümüz zaman, sodyum bu değerlik elektronunu üzerinde hali hazırda elektronu olan bu karbona verecektir. İşte böyle. Öyleyse bunun sonucunu çizmeye başlayalım. Halkamız şöyle. İçinde yer alan pi elektronlarımızı da yerleştirelim. Evet, alttaki karbona bağlı iki hidrojenimiz mevcut. Üste ise halkamıza bağlı ester grubumuz var. Şimdi bu karbonun bir tane elektronu vardı. Ve sodyum başka bir tane daha vererek bu karbona eksi bir formal yük vermiş oldu. Ve nihayetinde anyonumuz ortaya çıkıyor. Mekanizmamızın son adımında sıra yeniden protonasyona geliyor. Anyonumuza bu alkolden bir proton katacağız. Son ürünümüzü de çizmeye başlayalım. Halkamızı çizelim. Pi elektronlarımızı da şöyle çiziyoruz. Alttaki karbona bağlı hidrojenlerimiz ve üstteki ester grubumuzda şu şekilde. Evet. Bu karbona bir proton ekleyerek son ürünümüzü tamamlamış oluyoruz. Bu durumda elektron çeken grubumuza bağlı olan karbonun indirgendiğini, yani bir proton elde ettiğini görebiliyoruz. Ancak sorumuz neden? Bunu neden ürün olarak elde ettik? Bunu anlamanın bir yolu da bu yapıya geri dönmek olacak. Yani anyon adımına bu elektron çeken grubun varlığından dolayı bu anyon için bir rezonans yapısı çizebiliriz. Önce yan taraflara köşeli rezonans parantezlerimizi ve şuraya da rezonans okumuzu ekleyelim. Şimdi kırmızıyla işaretleyelim. Bu elektronlar elektron çeken grubumuzun varlığından dolayı rezonansa katılabilirler. Üstteki bu oksijenin de iki tane ortaklanmamış elektron çifti olduğunu görüyoruz. Bu kırmızı elektronlar bir bağ oluşturmak için buraya gelirken buradaki pi elektronları ise oksijene geçecektir. Öyleyse hemen sağ tarafa bu rezonans yapımızı çizmeye başlayalım. Evet halkamız şöyle. İçindeki pi elektronlarımız da şu şekilde. Şimdi halkamızdaki karbon bu karbona artık çift bağla bağlı. O da artık oksijene bağlı. Ki oksijenin 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Tabii bu durum oksijene eksi bir formal yük vermiş oluyor. Molekülümüzün geri kalanı ise aynı şekilde böyle olacak. Evet, alttaki hidrojenleri de unutmayalım. Kırmızıyla işaretlediğim elektronları bu yapı üzerinde belirginleştirelim. Bu kırmızı elektronlar bir pi bağı oluşturmak için buraya geldiler. Böylece ipso konumundaki elektron yoğunluğunda rezonans kararlılığı var. İpso konumu dediğimiz sübsituentimizin hemen yanındaki konum. Yani halkamızda sübsituentimize bağlı olan karbon. Elektron çeken grubun varlığından dolayı bu konumdaki elektron yoğunluğu kararlıdır. Hatta buradaki radikal anyona geri döndüğümüzde bu elektronların delokalize olduğunu görüyoruz. Kısacası bu elektron çeken grubun varlığı ipso ve para konumundaki elektron yoğunluğunu kararlı hale getirir ve bundan dolayı bu karbonlarda indirgenme gerçekleşir. Şimdi halkamızda elektron çeken grup bulunduğunda neden bunu ürün olarak aldığımıza dair bir fikrimiz oluştuğuna göre bu kez elektron veren bir grubun olduğu bir örnek yapalım ve bunları karşılaştırmaya çalışalım. Buradaki elektron veren grup bir metoksi grubu. İşte metoksi grubumuz. Tabi bildiğiniz üzere buradaki oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Ve bu ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri halkadaki elektron yoğunluğuna katkıda bulunur ve onu arttırır. Dolayısıyla metoksi grubu önceki videoların bazılarında gördüğümüz gibi elektron veren bir gruptur. Evet o zaman mekanizmamıza başlayalım. Tabii bir önceki örnekteki gibi önce mekanizmamızı tamamlıyoruz. Ardından neden böyle olduğunu açıklayacağız. İlk adım olarak sodyum değerlik elektronunu halkaya verecek. Yani şöyle çizecek olursak bu elektron halkadaki bu karbona geçecek. Bu bağa bakacak olursak buradaki elektronların biri sodyumun elektronunu verdiği karbona geçerken diğer elektronsa buraya gelecek. Şuradaki pi bağında da aynı şeyler olacak. Elektronlardan biri buraya gelirken diğeri ise bu karbona geçecek. O zaman hemen şu tarafa bu elektron hareketliliğinin sonucunu çizelim. Evet, halkımızın üstünde metoksi grubu bulunurken sodyumdan gelen elektronsa bu karbonda yerini alıyor. Ayrıca bağdan gelen elektronla birlikte bu karbonun artık eksi bir formal yükü oluyor. Şurada da bir pi bağı oluşturmuş olduk ve burada ise eşleşmemiş bir elektronumuz var. İşte radikal anyonumuz bu. Evet sıradaki adımımız elbette protonasyon olacak. Şuraya alkolümüzü yerleştirelim. Şimdi karbanyonumuz baz görevi görüp bir proton alacak. O zaman buraya bu protonasyon işleminin sonucunu gösterelim. Bu protonasyon orta konumda gerçekleşmiş oluyor. Bu karbonu düşünürsek protonasyon metoksi grubuna göre orta konumda gerçekleşiyor. Bu halkada hali hazırda bir hidrojenimiz mevcuttu ve protonasyondan sonra artık iki tane hidrojen oluyor. Diğer pi bağımız şurada ve bir tane de eşleşmemiş elektronumuz var. Mekanizmamızın üçüncü adımında elbette sodyumdan alacağımız başka bir elektron devreye girecek. Evet, sodyum şurada. Bu değerlik elektronunu verecek. Bunun sonucunu çizecek olursak halkamız şöyle. Üste elektron veren grubumuz var halka içindeki pi elektronlarımız şu şekilde. Sağ taraftaki bu karbona bağlı hidrojenlerimiz de burada. Tabii bu karbonda bir elektron mevcuttu. Ve şimdi başka bir sodyumdan bir tane elektron daha aldı ve eksi bir formal yük elde etti. Ve işte anlıyorumuz. Mekanizmamızın bir sonraki adımı protonasyon olacak ama bu sefer elektron veren grubumuza göre meta konumunda meydana gelecek. Yani bu karbonu ele alacağız. Dediğim gibi elektron veren grubumuzun konumuna göre meta konumda gerçekleşen protonasyondan bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu elektronlar alkolden bir proton alacak ve buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Öyleyse hemen soluna bu ürünümüzü çizmeye başlayalım. Aynı şekilde yine üstte metoksi grubumuz, yan taraflarda pi elektronlarımız var. Bu karbona bağlı hidrojenlerimizi de şöyle ekleyelim. Tabii bu karbonun da hali hazırda bir tane hidrojeni vardı. Şimdi bir tane daha proton elde etmesiyle artık burada iki hidrojenimiz oluyor. Ve tamamladık. İşte ürünümüz. Tabi burada sormak istediğimiz asıl soru şu. Bu elektron çeken gruptan neden biraz daha farklı? Yani elektron veren grup neden bu şekilde bir yol izliyor? Elektron veren grubumuz olan metoksi grubumuza bağlı bu karbona bir bakacak olursak bu karbon indirgenmedi. Şimdi şöyle düşünelim. Bu mekanizmada orto ve meta konumda çok fazla elektron yoğunluğu olduğunu görebiliyoruz. İşte bunlar indirgenmiş karbonlar oluyor ve bu yüzden elektron veren grubumuza bağlı olan karbonun indirgenmemesi mantıklı. Çünkü elektron veren grubumuz bu karbona elbette bir miktar elektron yoğunluğu verecektir. Şimdi neden bahsettiğimi biraz daha iyi anlayabilmeniz için şuraya hızlıca bir halka yapısı çizeyim. Evet, elektron veren bir grubumuz varsa bu elektronları buraya taşıyabiliriz. Ve böylece biraz daha fazla elektron yoğunluğu elde etmiş oluruz. Eğer bu karbonda eksi bir formal yük veya bir miktar elektron yoğunluğu olsaydı, buradaki elektronlar elbette anyonu veya bu ipso konumdaki elektron yoğunluğunu kararsızlaştırırdı kısacası ipso ve para konumunda indirgenme olmaz. Zaten elektron çeken grup olduğunda gördüğümüz şey de buydu. Elektron çeken bir grup buradaki ipso ve para konumundaki elektron yoğunluğunu kararlı hale getirirken elektron veren bir grup için aynı şey söz konusu değil. Tam tersi. Elektron veren grup bu konumlardaki elektron yoğunluğunu kararsızlaştırır. İşte bu yüzden orto ve meta konumlarını düşünebiliriz. Çünkü bunlar yapıyı pek de o kadar kararsızlaştırmaz. Tabii aynı şekilde buradaki orto ve meta konumunu da düşünebilirsiniz. Ama simetriden dolayı pek bir önemi yok. Evet, bu şekilde düşünebilirsiniz. Belki bu en iyi açıklama olmayabilir ama bunu düşünmenin mantıklı bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bir zamanlar protonasyonun sırası konusunda bazı anlaşmazlıklar vardı. Aslında ilk önce orto ardından meta protonasyonu oluyor. Ancak bazı insanlar önce meta ardından orto protonasyonu olduğunu düşünüyorlardı. Tabi yapılan çalışmalar önce orto sonra meta olduğunu gösterdi. Evet bu videoda elektron çeken grupların ve elektron veren grupların birch indirgenmesi üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini gördük.